Formula 1 oyunlarının son 10 yılda yapımcısı Codemasters'ı. Codemasters tam olarak 2010'dan 2021'e kadar F1 oyunlarını üstlendi. Codemasters hiçbir zaman büyük bir firma değildi. Doğal olarak oyunları da büyük bütçeli değildi. Ama adamlar elinden geleni yapıyorlardı. F1 oyunları belki başka bir şirketin altında daha iyi olabilirdi ama şu andaki halde de kimseyi rahatsız etmiyordu. Ta ki 18 Şubat 2021'de kahveden haber gelene kadar EA Codemasters'ı satın aldı. Ve 5 ay sonra Codemasters'ın sahipleri işlerinden ayrıldı ne hikmetse. Ve bugün yeni söz sahipliğinde ilk Formula 1 oyunu çıkıyor. F1 2022. Peki EA ne yapmış? F1 2022 nasıl olmuş derseniz. Öncelikle arkadaşlar, EA bizi çok önemsemiş. Düşünmüş, taşınmış ve oyuna yıllardır istediğimiz şeyleri eklemiş. Mesela arabalar. Evet, arabalar. Zaten abi ne gerek vardı Formula 1 aracı sürmeye ya? Ben hep araba sürmek istiyordum zaten bir Formula 1 oyununda. Araba olsa da sürsem diyordum. İyi de kırmamış, bizi düşünmüş ve hemen oyuna arabalar eklemiş. Umarım sonraki güncellemede bu gereksiz F1 araçları kaldırılır ve oyuna tamamen arabalar eklenir. İyi oyuna başka şeyler de eklemiş. Yine herkesin istediği. Her sene sorulan abi bu özellik bu sene geldi mi sorusunun cevabı bu sene evet. Bu sene eklendi arkadaşlar. Koltuk. Evet, bu seneki oyunda koltuk alabiliyorsunuz. Sonunda geldi. Formula 1 oyununda koltuk almak. Eğer oyunu satın alıp almamak konusunda kararsızsanız şu an oyunu gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Çünkü bu oyunda koltuk alabiliyorsunuz. Gerçek Sims 5 bu. İstanbul GP gibi oyunda olmayan pistlerin eklenmesi? Yok, gerek yok. Pistlerin eski hali eklensin, çeşitlilik olsun? Hayır. Kariyer modunu güncellemeye gelsin? Yok. Belki FBI araçının eski hali gelsin, onları söyleyeyim. Sonuçta bu bir FBI oyunu. Alın lamba. Bakın adama 100 TL lamba satıyor arkadaşlar. Ne gerek var onları? Alın lamba kullanın siz. F1 22 bir EA oyunu olduğunu her yönden belli ediyor. Oynanış anlamında küçük bir iki değişiklik yapmışlar. Formasyon turunda aracı tamamen kendiniz park etmeniz ve pit stoplarda X'e basmanız gibi. Oyun mekanikleri birazcık değişime uğramış ve araçlar birazcık daha rafine hissettiriyor. Sürmesi daha keyifli kesinlikle. Kanatlarınız kırıldığında bile araçta daha çok hakimiyet sahibisiniz. Eski oyunlardaki gibi oyununuz direkt ölmüyor. Kariyer modu tamamen aynı. Hiçbir değişiklik yok. Online modu da tamamen aynı. Oyunda hala bir raporlama veya ceza sistemi olmadığı için düzgün oynayabileceğiniz bir lobi sayısı 75'te 1 falan. Ama öyle trollüğünde millette kavga etmeye falan giriyorsanız halen en zevk oynanan bir tanesi. Jesus Christ! Yo, can any of you hear me? No, we can't hear you. Hello. Fuck off. You fuck off, you motherfucker. Fuck mother. shut the fuck up, you're a farmer. I'm not a farmer, mate. Your nickname is farmer. It's a nickname. Yeah, you are a farmer. Your mum's a farmer. Yok. Orospu çocuğu. Softy'yi öldüreceğim. What happened to the Mercedes Softy, guy? Softy, come with you, motherfucker. What happened? You broke my heart and wings. And I break yours. You're a monkey. You are monkey mod. Ciddi olarak bu sene kadar tek güzel şey VR modu. Oyun ilk defa bu sene resmi olarak VR desteğine sahip oldu. Sonunda bir FBI aracını kokpitten sanal gerçeklikte sürebiliyoruz. Güzel bir deneyim. Şu an performansların olduğuna tam girişemedim. Ama yaptığım denemelerde oldukça zevk aldım. Abi hayır. Şu tekerleği çeker misin oradan? Çeker misin? Ayıp oluyor. Ayıp oluyor kardeşim. Lan. Ya orospu çocuğum bak bu sen. Neredesin lan, anasını siktiğim. Neredesin lan? Orospu çocuğu, senin ananı var ya senin. Kısacası FB22 paranız veya VR'ınız varsa değecek bir oyun olabilir. Ama yoksa eski oyunlardan da devam edebilirsiniz.